Bir grafın tümleyeni. İngilizcesi complement of a graph. Bu videomuzda bir grafın tümleyeni ne demektir onu konuşacağız. Öncelikle nasıl gösterildiğiyle başlayalım. G bir graf olsun. G grafının tümleyeni kümelerdeki tümleyen işaretinin bir benzeriyle gösterilir. G'nin üzerine düz çizgi çekilerek gösterilmektedir. Kümelerde de tümleyenin bir gösterim biçimi zaten budur. Biçiminde gösterilir. Peki tümleyen ne ifade etmelidir grafta? Var olan bütün hatlar kaldırılır. Düğümlerde hiçbir değişiklik olmaz. Düğümlerin hepsi aynen kalır. Birbiriyle eşlenmemiş durumdaki düğümler, var olan hatlar vardı. Bu hatlar varken birbiriyle eşlenmemiş durumda olan düğümler vardı. Onlar eşlenir. Eşlenmiş olanlar kaldırılır, eşlenmemiş olanlar birbiriyle eşlenir. Birbiriyle eşlenmemiş düğümler, şuraya ilk durumda diyelim. En baştaki halde birbiriyle eşlenmemiş düğümler eşlenir. Yani aralarında hat oluşur. Hat çizilir. Buradaki temel ilkemiz şudur. Bir graftaki düğüm sayısıyla onun tümleyenindeki düğümler aynıdır. Düğümlerde hiçbir değişimimiz olmayacak. İlk durumdaki var olan bütün hatları kaldırıp, ikinci durumda, ilk durumda eşlenmemiş durumdaki bütün hatları eşleyeceğiz. Şimdi basit örnekler ile başlayalım. A, B, C. Bu G grafı olsun. Bunun tümleyeni A, B, C'yi bir yine yerleştirelim. A ile B arasında hat var. B ile C arasında hat var. Bunlar iptal oldu. Kimler arasında hat yok? A ile C arasında hat yok. A ile C arasına hat gelir. İşte buradaki G grafının tümleyeni olan graf budur. Devam edelim. Şöyle bir örnek yapalım. Bu H grafımız olsun. Altına bir tane daha hazırlayalım. A, B, C, D olsun. Şununla eşlenme, şununla eşlenme ve şöyle eşlenme olsun. Tamam. Öncelikle bunun tümleyeni olan grafı oluşturalım. A, B, C'yi bir koyalım. Şimdi burada A ile B arasında hat var. Kaldırdık. A ile B arasında hat olmayacak o zaman. A ile C arasında hat var. Kaldırdık. A ile C arasında hat olmayacak. B ile C'yi kaldırdık. Arasında hat olmayacak. Bu zaten tam graftır. Olabilecek bütün eşlenmeler var bu grafta. Bunun tümleyeni sadece 3 tane düğümden oluşur. Hiç hat içermez. Gelelim buna. Buna da K grafı diyelim. K
K'nın tümleyeni A, B, C, D'yi koyalım. A ile D arasında hat vardı, kalktı bu. D ile C arasında hat yoktu, hat geldi. A ile C arasında hat vardı, kalktı. A ile B arasında hat vardı, kalktı. B ile C arasında hat yok, o hat geldi. B ile D arasında hat yok, bu hat geldi. Başka hat gelecek mi? Düşünecek olursak. A ile B arasında hat vardı, kalktı. A ile C, A ile D arasında hat vardı, kalktı. A zaten diğer hepsiyle eşlenmişti. Bu nedenle A'nın tümleyende ayrık düğüm olarak kalması kaçınılmazdı. B, A ile eşlenmişti. Onu kaldırdık. Diğer ikisiyle eşlenmesi. B'den iki tane çıkması gerekiyor, doğru. C, A ile eşlenmişti. Bunu kaldırırsak C'nin B ve D ile eşlenmesi kalacak. O da var, tamam. D'ye geldiğimizde A ile eşlenmişti. Bu kalktı. B ve C olacak. Onlar da tamam. Tümleyeni bu. İşte daha fazla üzerine konuşmayı gerektirecek bir durum yok. Bir grafın tümleyeni dediğimizde var olan hatları kaldırıp düğümleri aynen tutarak eşlenmemiş durumdaki düğümleri birbirleriyle eşlendiriyoruz. Bunun İngilizce'de complement of a graph olduğunu söyledik. Aynı zamanda inverse graph dendiğinde de İngilizce olarak bazı kaynaklarda bu şekilde isimlendirilmektedir. Inverse graph complement ile aynı şeydir. Bunu da bilelim. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.